Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben İmircan. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkan işlemcileri belki birçok kişi duymuştur. i3'lerden Intel Core i3'ün 12000 neydi abi? 12100F işlemci belki çoğunuz duymuşur Yenilenmiş, aşırtılmış, çok iyi bir işlemci ve bu işlemciyle birlikte tam tamına 10545 TL bu bilgisayarı toplayacağız. Hadi gelin şimdi direkt hiç vakit kaybetmeden bir geçelim direkt videoya. Arkadaşlar işlemcimiz i3 12100F işlemcimiz. Bu işlemcimiz 3.30 GHz'lık. Yani siz bunu gidip de overclock yap eğer ki 4.30 GHz'e kadar yani frekans hızı alabileceksiniz ve çok 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 daha hızlara çıkabileceksiniz ama gerek yok. Eğer gerek var diyorsanız ben hızı seviyorum der diyorsanız ya bu sistem zaten işlemci gayet çok iyi bir işlemci ama siz gerçekten abartmak istiyorsanız bir tane sıvı soğutmalı almanız şart yoksa işlemcinizi yakarsınız çünkü bu işlemciler stabil olarak gerçekten çok stabil çalışıyor ama siz buna orkuluk yaptığınızda ise çok aşırı bir yük biner ve işlemcinizi yakarsınız ve hiç istenmeyecek bir durum olur. Sabahlara kadar yalvarırsınız kendinize. Arkadaşlar işlemcimiz neden i3 seçtik? Çünkü bu işlemcimiz i3-2002-2022 işlemcimiz olduğu için yani işlemcimizin seri numarasına bakmayın. Sadece kaçıncı nesil çıktığına ve nasıl bir işlemci olduğuna bakın. Çünkü bir çok arkadaş i3 kötü bir işlemci diye kötülüyorlar işlemci. Fakat i3 ile yapabileceğiniz her türlü şeyleri yapabilirsiniz. Yani benim anlamda anlatmak istediğim şey şu. i5-11400F işlemci almamın sebebi aslında şöyle söyleyeyim. Ben biraz daha hani youtuberla uğraştığım için daha çok daha çok daha çok böyle hız istiyorum. Anladınız mı? Yani bu işlemci sizin iş çok rahat götürür. Benim amacım biraz daha 20 yıldır bari bir bilgisayar alma çalıştım. Hani ileride de almak istemediğim için hani daha çok böyle bir yük bindirmek için böyle bir işlemci seçtim. Aslında bu işlemci benim de işimi görür. Kesinlikle görür. Ama sizlere tavsiyem zaten fazla para vermenize gerek yok arkadaşlar. Zaten durumunuz kötüyse almanıza gerek yok. Yani i3 sizin işinizi çok rahat bir şekilde götürür. i5'i zaten size tavsiye etmiyorum. Eğer ki tavsiye etmemin sebebi şöyle söyleyeyim. Paranız varsa tavsiye ediyorum. Ama paranız yoksa almayın zaten. Yani abart bazı arkadaşlar var. Bunda parası yetmediği için aylarca yıllarca bekliyor arkadaşlar. Yok gerçekten bu da sizin işinizi görür. Bu da işinizi görür. Bu birazcık daha zengin insanlara kaçar. Haberiniz olsun. Paranız varsa da alın. Yani, yani bu kadar söylemeye uzatmaya gerek yok. Anakartımız zaten BIOS'tır. H610M ddr 4 Anakart, anakartımız. Evet. Ekran kartı diyecektim. az kalsın. Anakartımız zaten işlemciye uyumlu olduğu için 1700 soketli artık. Biliyorsunuz 1200 soketler geride kaldı. Daha çok böyle hız alabilmesi için soketleri daha çok genişleterek, daha çabuk stabil ve daha çok ısınmasını engelleyerek böyle bir yola çıktı Intel ve gerçekten güzel bir düşünce. Ama biliyorsunuz ki 1700 soket anakartla biraz daha pahalı oluyor. Pahalı olmasının sebebi de zaten onlara uyum olduğu için daha yeni piyasa yeni yeni çıktığı için normaldir arkadaşlar. Zaten zamanında düşecektir bunlar. Ekran kartının da fiyatı düşüyor. Kesin olarak net bir bilgi diyemem ama ileride daha çok fiyata daha düşük fiyat almaya düşünüyoruz. Yani herkes almayı düşünüyor. Umarız ki daha çok düşer de biz de alırız ve ben de 2060 bir RTX serisinden ekran kart alırım da daha uygun fiyatta. Yoksa hayatımız boyunca alamadık alamadık diye püzüleceğiz. üzüleceğiz. Dostlarım burada video çok kısa bir şekilde bölüyorum. Çünkü burada bir bilgisayar dizerken Apple sistem dizin ekran kartı fiyatı iyice düştükten sonra ekran kartı alır alırsınız, dizersiniz, oynarsınız diye. Çoğu tayfa bu şekilde sürüyordu. Size de her zamanki dediğim gibi ekran kartı mutlaka alın. Hazır fiyatları düşükken alın. Apo sisteme hiç girişmeyin. Ne zaman yükseleceği, ne zaman düşeceği belli olmuyor bu ekran kartları. Bu yüzden olayda sizlere hep tavsiye üzerine ettim. Hep böyle ekran kartı mutlaka alın diye. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. 1 dolar 15 lira 95 kuruş olmuş. Bakın dostlarım. Demek istediğim tam da şey buydu. Yani bakın dolar 14 lirayken alın size diyorum. Almıyorsunuz. veya bazı arkadaşlar almamış. Haberim var. Almadığı için de şu an dolar 15 lira 95 kuruş olmuş. Yani 2 kat bir yükselme olmuş. Bu yüzden olayda arkadaşlar fiyatı biraz daha pahalı geldi. Benim demek istediğim şey de tam da buydu. Bu yüzden olayda pek fazla emin değilseniz veya bu şeylerde bilmiyorsunuz. Yani emin olmadığınız için de veya kimse bilemiyor abi. Her an düşüş olabilir. Her an yükselebilir. Çünkü bunu siz tahmin edemiyorsunuz ve benim de size demek istediğim şey buydu. Apu sistem dizmeyin. Ekran kartı alın. Ekran kartsız bir bilgisayar olmaz. Haberiniz olsun dostlarım. Şimdi tekrardan videomuza devam edelim. Arkadaşlar RAM'imiz 8 artı 8 16 GB'lik. RAM'imiz zaten RAM. Ya, işinizi görecek bir RAM. Her stabil RAM'in RAM'lerden bir farklı yok. Yani bir fark yok. O kadar YouTuber'ların bazı arkasında arasında hiçbir fark yok. Bu tamamen 3200 GB'lık stabil. Yani hiçbir şekilde sorun olmayacak RAM'ler işinize rahat bir şekilde götürecektir. İşlemcinizi, ekran kartınızı, ana kartınızı çok rahat bir şekilde besler. Hızlı olarak da zaten efsanedir. 16 GB RAM'lerimiz. Ekran kartımız ise ne seçtik abi? Power Cooler Fighter, Fighter Power Cooler Fighter RX 6500 de seçtik. Orkulu'du. Yani buna yazılımsal olarak Orkulu yapılmış. DDR6 64 bit ekran kartımız 4 GB'lık. Arkadaşlar bu ekran kartını çok uyumuyorlar. Bak lütfen artık her videoda söylemekten bıktım artık. Bu ekran kartı Gömmeyin. Bu ekran kartı gömme bilmeniz için sizlerin bu ekran kartını hani bunları kapıştırarak hangi ekran kartıyla kapıştırarak ne performans aldığını bir görün. Ona göre gelin kötüleyin. Çünkü bu ekran kartını hala çok kişi kötülüyor. Bu ekran kartını benim ekran kartım 1650, 1650 ekran kartıyla kapıştırıyorum arkadaşlar. Abi fark atıyor. Ciddi şekilde fark atıyor. Zaten buna yutay videolar bir sürü var. Açıp izleyebilirsiniz. Yani 4 bit olduğuna bakmayın. Siz performans performansına bakın. Bit sizin için önemli değil. Tamam bit önemli ama yani fiyat performans olarak baktığınızda da daha çok düşük. Daha çok fiyat performans var. Siz hangisini alırsınız? Ben zaten tabi olsam ben de bunu alırım. Tabi ben bilgisayar ama Pixar'ı aldım da ise bu ekran kartı olmadığı için mecburen 1650 ekran kartını aldım. Yoksa ben bu RX 6500 XT'yi alacaktım ve gayet memnun kalacaktım. Yani sıkıntı yok. Tabii bu ekran kartına da memnunum ama fiyat kapıştırması olursa eğer performans kapıştırması olursa tabii ki de RX 6500 XT fark atıyor. Fark atıyor. Ciddi şekilde fark atıyor arkadaşlar. Açın videolarını izleyin. Ne yaptık abi? Şimdi ise SATA SSD'yi bıraktık artık bu videoda. Bu toplama Pixar'da ise M.2 2 SSD seçtik. M.2 2 SSD seçmemin sebebi biraz daha hız. Biraz daha böyle hız olsun. Daha, hız olsun. daha hızlı olsun. Daha hızlı okuma hızı daha yüksek olsun. Yazma hızı daha yüksek olsun. SATA SSD sitelerden kat kat hızlı M2 SSD seçtik. Bu emk 2 SSD'mizin yazma hızı 2100, okuma hızı 1700 arkadaşlar. Bu RAM çok, bu SSD işinizi çok rahat bir şekilde götürecektir. Bu SSD zaten 500 GB'lık arkadaşlar. İleride gidip bunu satıp farklı bir tane 1 TB'lık veya 2 TB bir tane M2 SSD alırsanız çok rahat bir şekilde kullanırsınız. Yani illa buna takılı kalmayın. İleride paranız oldukça değiştirirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu toplama bilgisayar istediğiniz zaman değiştirip istediğiniz zaman satabilirsiniz malzemelerinizi. Tamamen sizlere kalmış bir şey. Güç kaynağımız ise arkadaşlar Game garajın Leo Siyah Temperi Class 650 wattlık 80 bronz kalı kasamız power kasa. Kasayı da şöyle sizlere göstereyim ekranını. Bu kasa normal görünüşü güzel LED'li RGB'li 3 önde bir arkada olmak üzere toplamda 4 fanı var. Tamamen abi sizin ekonomisi kötü olan insanların durumunu göz önünde bulundurarak bu kasa bu bilgisayarı toplamaya çalıştım. Umarım ki video beğenmişsinizdir. Daha çok video uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi SSD'mizi şu şey Intel'imizi i3'ümüzü de. Şimdi arkadaşlar bunun fiyatı 10.545 TL. Şimdi bir şeyi göz önünde bulundurmak gerekirse ben aldım bilgisayarı 10.345 TL. M2 SSD'yi taktığımda ise 11.500 buçuk 11.600 TL falan geliyor. Yani siz bunu aldığınızda nereden baksanız 1.5 buçuk 2 milyara kadar kardasınız ve gerçekten bu fiyata bu sistemde bunu toplamak gerçekten çok zor bir süreç ve zaten biliyorsunuz fiyatlar ciddi şekilde yüksek ekonomi şartları olsun dolar olsun. Bu yüzden olayda bu alacağınız bilgisayar gerçekten çok iyi bir bilgisayar. Sizlere kesinlikle tavsiye ederim. Ürünün açıklama kısmında linki olacaktır. Linke tıklayıp da direkt bakabilirsiniz. Yani diğer youtuberlar gibi ürünü paylaştıktan sonra girdiğinizde ise anında girdiğinizde stokendi diye yazılar almayacaksınız. Direkt ürünü görebileceksiniz özelleştirer kısmında. Sizler de benim gibi özelleştirebileceksiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone deseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.